Efendim şimdi bir kaybımız daha var. Buna tabii ne demek lazım? Buna şimdi kayıp mı demek lazım? Ne demek lazım? Onu da bilemiyorum. İlknur Atar efendim. İlknur 27 yaşında ailesiyle birlikte Samsun'un Terme ilçesine bağlı Yeni Doğan mahallesinde yaşıyor. Şimdi bizim bu kızcağızımız nişanlı. Daha evvel kendisine biri istiyor komşusunun oğluna. Kız istemiyor. Başka biriyle nişanlanıyor. Bayağı nişan töreni falan filan oluyor. Ve en son efendim 19 Eylül tarihinde İlknur kardeşinin eşi Beyza ve 4 aylık yeğenini hastaneye götürüyor. Hastanede yapılan tedavinin ardından 11.30'da evlerine dönüyorlar. O sırada aynı mahallede yaşayan ve kendisini daha evvel isteyen kızcağızın da evlenmek istemediği Mahmut Özdin yanında getirdiği 2 kişiyle birlikte İlknur'u kapıda bekliyor. Mahmut önce İlknur'un kucağındaki bebeği kucağından alarak arabaya fırlatıyor. Daha sonra genç kadını zorla kendi arabasına bindirerek kaçırıyor. İlknur adamın tabii yengesi Beyza da kızı kurtarmak için çaba harcamış. Onu da yerlerde sürüklüyorlar. Yani 2017 yılında Samsun'un orta yerinde 27 yaşında bir genç hanımefendiyi alıp kaçırıyorlar. Nişanlı, evlilik hazırlığı yapan bir hanımefendiyi zorla kaçırıyorlar. İzleyelim ve bu zorbaların, bu şehir eşkıyalarının, bu vahşi insanların bulunması için elimizden geleni yapalım. Zaten kendisini kaçıran kişi hakkında yakalama kararı var. Yakalama kararı da elimde. Ona yardım eden kişiler şu anda tutuklu, gözaltındalar. Kız bir kere aramış, ağlaya ağlaya kimliğimi istiyorlar diye. Bir daha kızdan da haber yok. Bu kız şimdi öldü mü kaldı mı? İşkence mi görüyor? Ne oluyor? Yani bu aile ne düşünebilir? Hepimiz kendimizi onların yerine koyalım. Annesi ve eniştesi aramızda. Efendim yakalama kararı da Mahmut Özdin'in elimde, görüldüğü yerde yakalanacak. Bir haberi izleyelim. Sizlerin çok yardımına ihtiyacımız var acilen. İlknur Atar Samsun'a bağlı Terme ilçesinde 19 Eylül Salı günü saat 11.12 sıralarında evinin önünden komşusu Mahmut Özdil tarafından kaçırıldı. Ailesi İlknur'u yaklaşık 30 gündür gözyaşları içinde her yerde arıyor. Bizim bebeğimiz hastaydı. Bebeğimizi hastaneye götürüyorlar yengesiyle beraber. Orada muayene oluyorlar, geliyorlar saat 11.30 gibi veya 12 gibi. Bir bağırtı duydum. Hemen o bağırtıya koştum aşağı. Herhalde dedim çocuğumu kısıtladılar kapıya, yenilenen bir şey oldu diye. Gelin hemen bağırıyor, feryat ediyor. Anne İlknur ablamı kaçırdılar, anne İlknur ablamı kaçırdılar diye. 3 kişi iniyorlar aşağıya. Bir dakika bakar mısın diyorlar arabanın yanında durup. Kapıyı açıp gelini savuruyorlar. 2 kişi İlknur'u tutuyor, zorla arabaya atıyorlar bağıra çağıra. Çocuk da araba sepetinin içinde. Onu da fırlatıp atıyorlar. Araba kayboluyor gidiyor yani. Plakası 55KJ586. Olay anında takıntılı komşu Mahmut Özdil'in yanında halasının oğlu Adem Bektaş ve komşusu Yücel Aydın da bulunuyordu. 3 kişilermiş bunlar. Birisi halasının oğlu. Birisi de komşudan arkadaş. Onlar şimdi tutuklu. 40'lı yaşlardaki takıntılı komşu Mahmut Özdil'in halası İlknur Atar'ı geçtiğimiz yıl istemeye geldi. Ancak hayır yanıtını aldı. Ailesi birkaç zaman sonra geldiler. Ben söyledim. Onlar dinlediler. Sen haklısın. Onlar hepsi bilirler. İlknur Atar'dan henüz bir haber yok. Ailenin gözü kulağı kızlarından gelecek haberdi. Kızım benimle hiç daha konuşmadı. Babasını arıyor. Kimliği almaya gelecekler baba diyor. Ben İlknur diyor. Ağlayalaktan öyle söylüyor. Peki gelen kişi kimdi? Mustafa Güngör. Kızı resmen şu anda rehin olarak bir yerde tutuyorlar. Amaçları ne onu da bilmiyoruz. Zorla güzellik olmaz ki. Nereye götürüldüğüne dair bir bilginiz var mı? Şembolluk deniliyor. Ambardepe deniliyor. Kervansaray deniliyor. Yayla tarafları deniliyor. Köy bucağı deniliyor. Yani nerede olduğu belli değil. Nokta atışı şurada. Da diyemiyoruz yani. Aile hem suçluların bulunmasını hem de kızlarından gelecek hayatta haberini bekliyor. Kızımı istiyorum ben. Kızımı görmek istiyorum. Kızımın peşindeyim. Kızım hiç merak etmesin ki annesi, babası, tüm aile peşinde onun. Sağ selim elimize geçsin. Bizim isteğimiz bunlar. Efendim kızı kaçıran Mahmut Özün'ün yanında getirdiği 2 kişiden biri Mahmut'un halasının oğlu Adem Bektaş. Diğeri komşusu Aydın Yücel. Adem Bektaş ve Yücel Aydın olaydan sonra Mahmut Özdin'in kardeşi Ahmet Özdin de yine bundan bir hafta önce tutuklandı. Yardım ve yataklıktan. Elimde de efendim fotoğrafını görüyorsunuz. Şu anda ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Mahmut Özdin hakkında İlknur Atar'ı kaçırmaktan dolayı Terme Suç Ceza Hakimliği'nden yakalama emri çıkartıldı.
tutuklamaya yönelik yakalama diyor hatta yakalama sebebinde. Suç da kişiyi hürriyetinden yoksun kılma. Yani ekranda gördüğünüz, lütfen görelim. Ekranda gördüğünüz Mahmut Özden'i lütfen efendim gördüğünüz yerde polise, jandarmaya ya da bize haber verin. Yanında bulunan kız şu anda tabii ne yapıyor bilmiyoruz. Hani sürekli de ağlayıp bağırıp çağıracak hali yok. Bir şekilde o da kaderine razı olmuş gibi görünebilir ama aile kızlarından günlerdir haber alamıyor. Her ikisinin birden hem kızımızın hem de lütfen Mahmut Bey'in resmini yan yana koyarsanız izleyicilerimiz için daha tanınır olsunlar. Emine Hanımcığım, yani Allah yardımcınız olsun. Amin. Gerçekten çok zor. Sizin kızınız nişanlı, bir de nişanlısının evet, durumu var. Onun durumu da çok kötü. Evet. Evet. Ne zaman evleneceklerdi? İşte yaza doğru düğününü yapacaktık Allah izin verirse. Böyle oldu. Şimdi siz diyorsunuz ki bizi istemeye geldiler. Kızı ben vermedim kızımı. Ve gerekçelerini de onlara anlattığımda tamam doğrusun dediler. Niye vermek istemediniz kızınızı? Kız istemedi ki. Ha, kız istemedi. Kız istemedi nasıl vereyim ki? Kız isteyecek de öyle olacak. İstemiyorum anne dedi sorduk. Hani kızım böyle böyle seni isteyeler ne diyen diye. O da istemiyorum anne dedi. Biz de aynı Emine Hanım'a söyledim ben de. Böyle böyle istemiyor diye. Tamam dedi gitti. Şimdi de böyle oldu. Peki kız istememiş ama daha sonra tekrar bu Mahmut hani ısrarlarını sürdürmüş mü? Ne bileyim önünü keser işte. Yok yok hayır onlardan hiçbir şey öyle bir şey hiç yok. Hiç onlardan bir şey yok öyle bir şey yok. Hani ondan bir bilgim de zaten yok. Olsa söyler hem benim kızım. Bizden yani bir şey izlemez. Kızı istedikten sonra o sayfa kapandı. İlk kapandı, defa böyle bir olay oluyor. Evet. Arada hiç başka yok, bir görüşme gelmek olmadı. Başka ama öyle bir şey öyle. Yok. Kızı ne zaman istediler? Kız isteyeli bir seneden fazla. Bir sene oldu. Kızı o arada nişanlandı. Evet. Hiç görüşmüyorlarsa, konuşmuyorlarsa, kızı herhangi bir talepte bulunmuyorsa sokakta görüp birden aklına düşüp kaçıracak hali yok. Mutlaka arada bir şey olmuş. Arada bir şey, hiçbir şey yok. Hayır, şimdi sizin kızın bir şey yaptığını söylemiyorum ama ya bu kaçıran kişi mutlaka bir haber gönderir. Bak ben seni bekliyorum der. Bir şey yapar yani. Hiç öyle bir haber gelmedi. Hiç gelmedi. O söyler bana. O bizden hiçbir şey kaçırmaz hiç. Benim çocuklarım hep öyle. Hiçbir şey kaçırmaz. Emme tabi içinde varmış çocuğun bilemem. Yaptığınız nişanı kız istedi mi? Tabii. Nişanlı kız isteyerek oldu. Severek o oldu nişanlandı. İkinci nişan isteyerek oldu. Evet yani tabii çok severek oldu hem de. Onu seviyor. Çok severek tabii. Oldu çok. Hı. Çok seviyordu. Aynı bana da söyledi. Evde de babasını hepimize söyledi. Çok sevdiğini söyledi. Biz de hani o istedi. Onlar da istedi. İkisi birbirlerini sevdi. Biz de nişanladık. Sözledik. Sözünü taktık. Aha bu aralarda nişan düğünü yapacaktık. Yaza doğru da düğününü yapacaktık. En sonunda böyle oldu. Yok muymuş hiç öyle sokakta falan başka geçen bir adam falan öyle Karadeniz'de sokakta kız kaçırmak. Hani siz köyde değilsiniz değil mi? Evet. Değilik ama. Hiç yok muymuş sokakta bir adam kızı demek kurtarsa? Demek ki yok. Ya o anda kimse o an yokmuş. O herkes yani çalışıyor ya kimse de Allah demek Allah. Evde yok. Allah Allah. Samsun'un içinde mi oluyor? Samsun termede. Termede. Tabii şimdi insanlar da korkuyor yani görse bile söylemeyenler onlar olabilir. Onlar tabii yanında yani diğer arkadaşlarıyla da tedbiri almıştır. Yani onu düşünerek hareket etmiştir. Tedbiri alır da orada 5-6 tane erkek dikildi mi karşılarına? Tabii yani demek ki o anda tenhai saati beklemişler veya durumu pozisyona beklemişler. Ya şehir içi değil mesela yani tenha bir yer. Şehrin evet. Çıkışı yani. Evet. Köyle bağlantılı olduğu için sıkıntı orada. Ya vallahi Abdullah Bey bu ya hepimiz korkar olduk çoluk çocuk için evet. Artık hani bizden geçti ama yani işte şimdi burada Fatma nerede? Yok bağdan mı kaçırıldı? Şimdi o da sanki yani buhar oldu uçtu. Şimdi sizinki yanında gelini varken, yeğeni varken kucağındaki çocuk kucağından fırlatılıp alınıyor, kaçırılıyor. Şimdi burada yakalama müzekkeresinde. Bu nasıl bir zorbalık yani? Yakalama müzekkeresinde bir tek hürriyeti tahdit olarak koymuşlar. Hatta zaten de burada birden fazla suç var. Zorla genç bir hanımın yani adam neyse kaçıyor. Oralarını şey yapmayalım ama yani. Evet. Yani bir sürü suç var. Bir de kanunda eğer Mahmut aklını başına toplar da bu kıza daha fazla el vurmadan, eziyet etmeden, bekletmeden pişmanlık duyar, getirir, teslim ederse cezai müeyyidede çok indirimden istifade eder. Mahmut Bey ben buradan size sesleniyorum. Eğer izliyorsanız aklınızı başınıza toplayın. Bakın burada en az 3-4 tane suç var. Bu suçların cezası 15-20 seneyi bulur. Yani bu genç yaşınızda
15-20 seneyi göze almaktansa gelin elinizi vurmadan, dokunmadan, daha fazla bekletmeden ailesine teslim edin. Belli bir yere bırakın, ilgililer de arayın, deyin ki ben kendi arzumla pişman oldum, teslim ediyorum. Cezanın çoğundan, 1/3'ünden kurtulursunuz. Az bir cezayla da belki başka türlü bir imkan bulunabilir. Bunu lütfen dikkate alın. Abi şöyle vallahi ben bir şey. Bulunana kadar bu fotoğrafları gösteririm. Her şöyle, gün. Şöyle bir şey. Her gün yani nasıl olsa yani, birisi bulacak koskoca yani. Koskoca insan böyle bir olay karşısında ceza göreceğini bilmiyor mu? 76 doğumlu. Bilerek yapıyor. Gayet tabii bilmez mi canım? 76 yani doğumlu. Ki, evet. 76 doğumlu. E buyurun yani. Daha yani, ne olacak? Bir, daha artık. Yani 40 yaşında adam. Hı. Bu bir can. 41 zaten. Yaşında evet. Adam. Bu bir zaten. Hadi ben gene 20'lilere kızıyorlar bana ama ben 20'li yaşlardakileri küçük görüyorum. Gerçekten hala yani ben küçük görüyorum 20'li yaşlardakileri. Ha, bize göre küçük Cem çocuk onlar ondan daha. Ondan sonra hani ama artık 41 yaşında artık daha ne? Daha evvel hiç evlendi mi? Yok. Biz hı? Bilmiyoruz evlendiğini. Sizin komşunuz mu? Komşumuz. Daha öyle geliş gidişimiz yok hani öyle muhatap olmayacağımız birileri. Peki siz ne düşünüyorsunuz Abdullah Bey? Yani hani ortaya çıksınlar tamam onunla mı evlensin? Yok yok kızımı hani... istiyorum ben kızımı istiyorum. Tüm aile peşinde ben kızımı istiyorum. Ama yaşayayım mı yaşamayayım onu da bilmiyorum. Sizin sayenizde ben kızımı istiyorum. Biz hep onun peşindeyiz. O hiç üzülmesin. Biz öldüğümüz güne kadar sizlerle beraber biz kızımızı istiyoruz. Ay kıyamam ben ha. Sana. Hepimiz ararız. Burada hep burada anne tüm Türkiye duysun. Duyuyor, izliye bizi. Emine her gün gösteririz ha. Emine Hanımcığım. İnşallah ama. Sizin sayenizde inşallah en yakın zamanda bulunun. Ben kızımı istiyorum. Nereden aldıysa bırakabilir aynı oraya. Aynı kapının önüne gözükmeden bıraksın. Ya nereye bırakıyorsa bıraksın. Ha, bıraksın benim kızımı bıraksın. Bir yere bıraksın. Ha, bulunacak arada... yere bıraksın. Ben kızımı her zaman karşısın değil. Evvel Allah'ın izninden de devamlı karşısın değil. O seni şu an izliyordur. Onun i̇nşallah izler. İster misin? Anam kızını? İzleme. O senin izliyordur şu an kızın seni. Merak etme ona haberi gitmiştir. Ona şu an izletiyorlardır. Yani sizden bu sözleri duyması onun için çok önemli. Ben zaten çok rahatsızım. Şeker hastasıyım. 3-4 tane insülin kullanıyor. Çok geçmiş olsun. Benim çocuğum da iyi değil. Bu şeye dayanamaz. Bunda tansiyon düşüklüğü var, kan düşüklüğü var. Kulağının birinde işitme kaybı var. Bu hemen az bir hasta olsa da ona grip olsa hastaneye gel diyeler. İyidir, iyidir hoşum. Sen İnşallah, merak etme bir şey olmamıştır da. Bilemiyorum. Ama... Hani ilk Nur'a şunu söyleyebiliriz. Ailen arkandan seni bekliyor. Ben her zaman arkasın değil biz onun. Ailesinden ziyade şu anda öncelik olarak nişanlıydı zaten. Bir nişanlı kızı götürmek var mı öyle? Çok ayıp. Nişanlısı ha, madem götürüyordun önce niye çıkmamış önüne? Çıksın önüne sorsun ilk Nur ben seninle böyle böyle düşünüyorum. Evlenmeyi düşünüyorum ne diyen diye sorsun. Hiç öyle bir şey sen kapının önünden. Ha kapının önünden almış ha evin içinden almış hiç fark etmez. Sen benim çoluğum çocuğum buraya yerden yere vuralak, ağzını bağlayalak da kapatalak götü. Ben ya, çocuğumu izleyeyim. Ya hiç başka bir yerden kimse bir şey alamaz Emine Hanım. Yani hiç kimse hiç hiçbir şey alamaz ha. Yani. Ben hep söylüyorum evet. Ya bir toplu iğnesini alamazsın alamaz. Kimsenin aynen. Yani bu kadar. Aynen. Yani geri kalanı mal olduğu zaman hırsızlıktır. Evet. Can olduğu zaman zorbalıktır. Evet. Yani bunun hiç sen olur. Zorbalığına niye götürüyorsun ki? Peki, Resul Bey telefon attığımızda İknur'u kaçırmasına yardımcı olan Adem Bektaş'ın babası. Adem Bey de hala tutuklu. Resul Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hayatım sizin de oğlunuz tutuklanmış. Nedir bu iş? Müge Hanım iyi günler diyeyim bir şey anlatabilir miyim? Buyurun buyurun. Benim çocuğum lokantada otururken. Nerede otururken? Lokantada oturuyormuş. Evet. Çorba içiyormuş. Evet. Mahmut geliyor. Çocuğumu 3 defa geliye gidiyor çocuğum bitmiyor geliye gidiyor 3 defa geliye çocuğumu kandırıyor. Hı hı. Zorla sürüklüyor benim çocuğumu suçu yok mu? Biz komşuyuz Emine Hanım'la orada. Peki nereye? Benim çocuğumu suçu. Tamam. Benim çocuğumu suçu yok zorla götürüyor. Sizin çocuğunuz kaç yaşında? 23 yaşında. 23 yaşında işte. Peki sonra kızı almışlar, nereye götürmüşler size söylemişler. Ben hiçbir şey bilmiyorum Müge Hanım, ben yatıyorum, ben 99 özürlüyüm. Ben yerimden kalkamıyorum zaten. 99? %99. %99 özürlüyüm ben. Çok ha. Geçmiş olsun. Şimdi teşekkür yani babası ederim. Bu kadar rahatsız bir adam mı? Çocuğu ne diye kız kaçırma her işine şeydi. Girersin be çocuğum ya. Şimdi o çocuk cezaevinde. Baba siz gidip de ziyaret bile edemediniz tabii.
Siz de ayrı üzüntü yaşıyorsunuz. Müge Hanım, benim çocuğumu kurtar bana. Benim çocuğum zorla yetiklendi oraya. Valla senin çocuğunun kurtulmasının tek yolu var. Diğer iki kişiyle beraber bu kızı ortaya çıkaracaksınız. Bu kızı ortaya çıkarırsanız geriye yardım ve yataklık edenlerin kurtulması için büyük bir vesile olur. Ama bu kız ortaya çıkmadığı müddetçe yani dünyanın neresinde olursanız olun. Şimdi biz yani yanlış anlamayın. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum ama peki biz bu kızın öldürülmediğini nereden bilelim? Belki Emin Hanım çocuğu... Ha, belki annesine... orada da cinayet var. Belki onlar cinayete yardım ve yataklık ettiler. Şimdi nereden bilebilir ki savcı ya da hakim? Bu kız ortaya çıkacak. Ondan sonrası ondan sonra konuşulacak. Resul Bey lütfen sen de hani kim varsa orada devreye girin bu kızı ortaya çıkaralım hep beraber. Biliyorum da ben bir şey bildiğim yok ki ben yatıyorum zaten ben bir şey de anladığım yok. İşte senin akrabaların, kardeşlerin, yeğenlerin falan gidecek. Şu anda ailelerin de Müge Hanım ailelerin de haberi yok diyorlar bana. Zaten bir sefer annesini babasını aramış galiba öyle duyuyorum. Anneyi babayı arama yok. 10 saniyelik bir görüşme var. Baba ben İlknur. Benim kimliğimi ver. Konuşma bu. Ağlayarak. Sonra ne olmuş? Nasıl kapanmış o telefon? Birden kapatmışlar. Kapatmış. Tabii. Evet. 10 saniyelik bir görüşme. Kaç gün sonra oldu o kaçırıldıktan? 15-20 gün sonra. Sonra. Yani Resul Beyciğim ben size bir şey söylemiyorum. Çok geçmiş olsun. İşte bilmiyoruz çocuklarımızdan bizden habersiz ne yaptıklarını. O yüzden suç kişiseldir diyoruz vesaire falan. Resul Bey diyor ki yani bu demek Abidin taktı kafaya. İşte kimi bulursa sağdan soldan aldı sen de gel bana destek ol diye. Ama tabii ki Resul Bey'in oğlu her ne olursa olsun böyle bir işe ortak olmamalıydı. Bakın ortak olanlara ve olacak olanlara bu da çok güzel bir örnektir. Tutuklanıyorlar. Vallahi ben bu savcılığa da bayıldım. Terme. Terme Sulh Ceza Hakimliği'ne buradan... selamlarımı gönderiyorum. İşte budur abicim. İşte karar budur. Evet, tabii. Olması gereken budur. Yapılması gereken budur. Öyle bir savcılıkta, bir hakimlik ayrı, bir şeyde ayrı karar. Evet çıkıyor ama çıkmaması gerekir. Bunun kabul edilir hiçbir tarafı yok. Bu kız ortaya çıkacak. Evet. İnşallah. 27 yaşında. Evet. Çıkacak ortaya. Diyecek ki anne ben sana söyleyemedim. Böyle böyle oldu. Ben kendim gittim. Ha tamam o zaman yapılacak bir şey yok. Burada çünkü ailenin şikayeti ya da savcılığın şey önemli. Kız 27 yaşında. Ama bu kız bulunmadığı müddetçe olayda parmağı olan herkes tutuklanır, tutuklanmalıdır. Dışarıda gezmemelidir. Ne zaman bu kız çıkar? Sağ salim ortaya ailesine gider, daha doğrusu savcılığa gider ifadesini verir. Ondan sonrası sonra. Abidin Bey kızı çıkar. Eğer kız seni seviyorsa zaten çıkar. Abidin değil miydi ya? Mahmut. Mahmut Özdin. Abidin nereden çıktıysa. Neyse. Düşünün Mahmut'la Özdin'i ben birleştirdim Abidin yaptım demek. Mutlaka Abidin diye de bir kız kaçıran vardır. Valla benim kafa artık yani. Artık bu beyin şeyleri olacakmış. Beyin nakli. Benim beynimi kimse isteyeceğini sanmıyorum. Yani fişe taksan bir dırırırt öyle şeyler çıkacak ki ne yaşamış bu kadın diyecekler valla. Abidin Bey. Bak yine Abidin diyorum. Resul Bey. Nereye? Demin yazmıştın onu. Mahmut Özdin, Mahmut Bey kardeşim bak 41 yaşındasın artık yani koca da adamsın sana da yani akıl vermek şey ayıp geliyor bana. Kız eğer seni seviyorsa ailesinin bilmediği başka bir görüşmeniz etmeniz varsa çıkar kızı. Kız gitsin savcıya ifadesini versin aile de sizi evlendirsin. Ne yapacak Emine Hanım? Evet. Hayatım yapacak bir şey yok evet. Kız istiyorum dedikten sonra ama kız istemiyorum dedikten sonra zorla güven güzellik olur mu ya? Sen bu kadar mı? Kendine güvensiz olan bir erkeksin. Seni isteyecek kimse bulamayıp istemeyen birini zorla kaçırıyorsun. Nerede delikanlılık, nerede erkeklik ya? Çıkarsana o kızı bir görelim bir seni. Öyle yok sokaktan kız kaçırmak.